Tüketicilere kaliteli ve lezzetli çeltiği sunmak önceliğiyle 1920'lerden 2000'li yıllara kadar çeltik üretimi, sonrasında da çeltiğin işlenmesinde ihtiyaç duyulan tüm makinaların önce ithalat, ardından imalat ve ihracatını gerçekleştirmek üzere sektörde yerini alan Multigrain, Edirne İpsala'da faaliyet gösteriyor. Firma uzun yıllara dayanan tecrübesiyle anahtar teslim tesis kurulumları gerçekleştiriyor. Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesi de buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür. Suda çimlenen tek tahıl cinsi olan pirinç, dünyadaki insanların yarıdan fazlasının da ana besin kaynağı olma özelliği taşıyor. Pirinç Türkiye'de 7-8 kilo civarında kişi başı tüketilen bir ürün. Normalde Asya'ya baktığımız zaman kişi başı 200 kilo gibi bir tüketimi var. Yani Türkiye pirinci ana yemek olarak yemiyor, buğdayı ana yemek olarak yiyor. Fakat pirincin tabii çocukların beslenmesinde çok önemi var. Karbonhidrat kaynağı olduğu için hem zekayı geliştiriyor hem konsantrasyonu arttırıyor. Tüketiciye kaliteli ve lezzetli çeltiği sunmak önceliğiyle 1920'lerden 2000'li yıllara kadar çeltik üretimi, sonrasında da çeltiğin işlenmesinde ihtiyaç duyulan tüm makinaların önce ithalat, sonrasında imalat ve ihracatını gerçekleştirmek üzere sektörde yerini alan Multigrain, Edirne İpsala'da faaliyet gösteriyor. Üçüncü jenerasyondur bu işi yapıyoruz. Dediğiniz gibi Edirne Türkiye'nin en büyük pirinç üretim bölgesi. Olmaya da devam ediyor hala. Daha önceleri çeltik ekiyorduk aynı zamanda. Dededen gelme bir iş. Pirinç üreticiliği yapıyorduk ve de çeltik fabrikalarımız vardı. Türkiye genelinde pirinç satıyorduk. İthalat yapıyorduk o zaman. Ama Türkiye'de son 7-8 sene içerisinde üretimde çok ciddi artışlar oldu. 2000 yılına kadar pirinç işini yapmaya devam ettim. Fakat daha sonra sektörde makinalaşmada ve sanayide çok geri kalınmışlık vardı. Daha sonra makine işine girmeye karar verdim çünkü pirinçteki tecrübemizden dolayı. Çeltik sektöründeki tüm firmaları tek çatı altında toplamak adına 1998 yılında Pirinç Değirmencileri Derneği'ni kuran ve uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Turgay Yetiş'in hayatında 2000 yılında yeni bir sayfa açılıyor. O güne dek çeltik üretiminde edindiği tecrübeyi makinalaşmayla diğer üreticilerle paylaşmaya karar veriyor Turgay Yetiş. 1998 yılında Pirinç Değirmencilerini kurdum. 15 sene başkanlığını yaptım. Aynı zamanda en son Türkiye Hububat Konseyi'nde yönetim kurulu üyesiydim. Aynı zamanda Gıda Dernekleri Federasyonu'nun kurucularındanım. Ama şimdi sosyal görevlerimi bıraktım. 2000 yılında da bu makine işine girdik. Daha sonra temsilciliklerle başladık. Önce hala temsilciliklerimiz devam ediyor. Ama daha sonra bir üretim tesisi kurduk ve bütün yan ekipmanları Türkiye'de üretiyoruz. Ve biraz daha ihracata yönelik çalışmaya başladık son 1-2 yıl içerisinde. Çünkü civar ülkelerde de buna ihtiyaç var. Pirinç çok özel bir konu. Buğday gibi, mısır gibi çok fazla şirketin içinde olduğu bir konu değil. Özel bir konu olduğu için de konuyu makinalaşma konusunu çok iyi bilen kişi sayısı az. Bu sebepten dolayı da sektöre faydalı olmak ve tecrübelerimizi yansıtmak amacıyla makine işine girdik. Türkiye'de son yıllarda çeltik fabrikalarında yaşanan ciddi değişim ve yenilenmede sorumluluk üstlenen Turgay Yetiş, mevcut işletmelerin revizyonu yanı sıra anahtar teslim tesis kurulumu da yapıyor. Ön elemeden tutun, işte kurutma. Tarladan mal çıktıktan sonra önce eleniyor, sonra kurutuluyor, ondan sonra silolarda veya yatay depolarda depolanıyor. Daha sonra fabrikada işleme işi başlıyor. İşleme işi esnasında hem pirinci çıkarıyorsunuz, bu sırada yan ürünler çıkıyor. Pirinç çıktıktan sonra pirincin ambalajlama işine geçiliyor. İşte big bag'lerde olsun 1 kiloluk torbalar, 2,5 kiloluk torbalar, 5 kiloluk torbalar, onların yapımına giriyoruz. Ve bu meyanda fabrikadan çıkan yan ürünler var. Mesela kebek gibi, kabuk gibi, kırık pirinç gibi. Onların da değerlendirmesiyle ilgili projeler sunuyoruz aynı zamanda. Yani A'dan Z'ye komple
pirinç işinde her türlü, her kademedeki işlemi yapabiliyoruz. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında zaten hem yeni tesisler kuruluyor, bir de çok modernizasyon işlemleri yapıyor, onları da alıyoruz. Mesela işte şimdi eskiden kullanılan saç ambarlar artık paslanmaza, inoksa dönüşüyor insan sağlığı açısından. Onları da üretiyoruz. Hem pirincin üretimi hem de işlenmesi konusundaki hakimiyet firmanın yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da talep görmesini sağlıyor. Yetiş, üreticilere danışmanlık hizmeti verdiklerini de belirtiyor. Yurt dışından, Bulgaristan'dan olsun yeni firma fabrikalar kurduk. Yunanistan'da kurduk, Ukrayna'da, Rusya'da, Libya'da çok büyük tesisler kurduk. Bölgeden Makedonya'da kurduk. Bölgeden şöyle geliyor, mesela biz pirinç konusuyla ilgili sadece makineyle bilgimiz olduğu için bir de fabrikaları kurduktan sonra danışmanlık yapıyoruz şirketlere. Mesela diyor ki ben malımı çıkardım, şimdi ne yapayım bu malı? Veyahut da işte malımı iyi mi çıkardım, kötü mü çıkardım, iç piyasaya mı gireyim? O şekilde de hizmet veriyoruz firmalara. İşte benim malımın diyor ihracatına yardımcı olabilir misin? Tabii ürettiğimiz makineleri de iyi bildiğimiz için kaliteli mal üretmesini sağlıyoruz firmanın. Türkiye'de çok ciddi miktarda makinamız var. Özellikle Gönen bölgesi de fabrikaların %80'i civarında bizim makinalarımızda donatılmış. Trakya'da da öyle. Yurt dışı temsilcilikleri yapan firma, alınan lisanslar doğrultusunda bugüne dek Türkiye'ye ithal edilen makinaların artık Türkiye'de üretilmesini sağlayarak hem üreticiye daha makul fiyatlarla kaliteli sistemler sunuyor, hem de bu makinaları ihraç edip katma değer yaratıyor. Brezilya'dan Zakaria firmasını temsil ediyoruz. Dünyada en iyi makinelerden birini üreten firma. Onun yan ürünlerini Türkiye'de tamamlıyoruz ve de ihraç ediyoruz. Aynı zamanda işte geçtiğimiz yıl Türkiye'ye İtalya'nın en ünlü markasını getirdik. Bu Pedrotti kurutmalar daha evvel Türkiye'ye ithalat yoluyla geliyordu. Fakat çok pahalı kalmaya başladı artma itibariyle, yani dövizin artması itibariyle. Şimdi bunu Türkiye'de üretmeye başladık. Lisans aldık firmadan. Lisans alarak Türkiye'de üretmeye başladık ve ihraç etmeye başladık. Dolayısıyla hem bir katma değer sağlıyoruz, çiftçimize ucuz mal mal ediyoruz, iyi malı ucuza üretmiş oluyoruz. Hem de ucuza ürettiğimiz malı uluslararası piyasalarda civar ülkelere satma imkanımız doğuyor. İtalyan çeltik kurutma makinaları üreticisi Pedrotti'nin CEO'su Flavio Pedrotti, makinaların Türkiye'de üretilmesi konusunda Turgay Yetiş'le işbirliklerini ve bu işbirliği neticesinde elde ettikleri gücü izah ediyor. My name is Flavio Pedrotti and I'm the owner and director of an Italian company, Pedrotti, and our business is the manufacturing of grain dryers. Since almost 30 years, we are selling our machines even in Turkey. The very, very early machine was, they were sold and distributed in Turkey with the collaboration of Mr. Yetiş Turgay. It was our first contact in Turkey. Since that time, we became certainly the leader in Turkey of this sector for these machines. We were considering the option to assemble the machine in Turkey locally, for to save, of course, in the cost, saving the cost of transport. And this we did, and we are doing together with the company Multigrain, which the owner and director is Mr. Yetiş Turgay. Our machine is remaining today the best brand in the market in Turkey. And with this new system, we believe that we'll be able to offer our equipment, our machines, on a price which is much more competitive than it would be possible just in the traditional way. We are just at the beginning. The collaboration began just 1 year ago. Of course, it was a long step to begin. I think it was a good job, and we are confident that for the next future we'll get a very, very good result.
Çeltik ekim alanı, üretim ve veriminde önemli bir aşama kaydettiğimizi belirten Yetiş, Türkiye'nin en önemli çeltik üretim alanlarından İpsala'da kurulan fabrikamızla satış sonrası hizmet için çiftçimizin yanı başındayız diyor. Edirne'nin İpsala ilçesindeyiz. Burada olmamızın sebebi de her tarafımız çeltik. Sadece İpsala'da 250 bin dönüm çeltik ekilişi var. Edirne bölgesinde yaklaşık 500 bin dönüm civarında. Buna Tekirdağ'a da katarsak 600 civarına oluyor. Türkiye'nin çeltik üretimi 1 milyon dönüm, yani 100 bin hektar alanda yapılıyordu son 2-3 yıl içerisinde. Bu sene 1 milyon 450 bin dönüme çıktı. Yani %40 gibi bir artış var. Bu artışın sebebi geçtiğimiz 2 senelerde olan fiyat yükselişlerinde. Biz de burada piyasanın içinde olmak, hem müşteriye çok yakınız, hem de tabii şimdi bilindiğimiz zamanlarda makine işi yaptığınız zaman servis en önemli konu. Müşteriye sadece makineyi satmakla bitmiyor. Yani servis çok önemli, makinenin bakımı önemli. Hizmeti götürüp makinenin sağlıklı çalışmasını sağlamanız lazım ki piyasada var olabilirsiniz ve ihracat yapabilirsiniz. Turgay Yetiş, imalatını yaptıkları makinaların tanıtımı açısından sanayiciler ve üreticilerle bir araya geldikleri fuar ve festivalleri önemsiyor. Şimdi bizim iki çeşit müşteri kitlemiz var aslında. Bir tanesi sanayiciler, bir de çiftçiler. Üreticiler de daha ziyade kurutma makinesi alıyorlar. Fabrika almıyorlar ama fabrikayı da bu işi yapan sanayiciler alıyorlar. Tabii hepsi yaptığımız bölgelerdeler. Festivallere ve fuarlara katılma o açıdan çok önemli. Hem makinelerin tanıtımı açısından hem de işte İpsala ilçesindeki festivale ve fuara destek verme açısından biz de katılıyoruz ve hem makinelerimizi teşhir ediyoruz. Çiftçilerle birebir görüşüyoruz. Tabii o etapta da piyasanın ne olacağıyla ilgili de fikir de öğretebiliyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yetiş, makine alımında dikkat edilmesi gereken noktaları izah ederek sözlerini noktalıyor. İyi olduğumuz için pahalıyız ama iyi malın mutlaka bir farkı vardır. Yani ucuz olduğuna aldanmamaları lazım. İyi incelemeleri lazım alacakları ürünü. Bu üründe bir fiyat farkı var, neden var? Yani oradaki konu çok önemli. Bugün örneğin mesela Pedrotti'nin Türkiye'de hiç tık demeden 20 senedir çalışan makineleri var. Yani ona dikkat etmeleri lazım. Ürünü alırken sağlamlığına, dayanıklılığına, kalitesine, arkasındaki servis gücüne çok iyi bakmaları lazım. Biz Multigrain olarak bu işe 3 jenerasyondan beri gelen bir aile olarak önem verdiğimiz için sektöründe çok iyi bir noktaya gelmesini için çalışıyoruz. Buna da katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize. Müzik